Gelmiş bahar, geçmiş yazlar, ne eyleyim? Dinleyin derdimi, dağlar söyleyin. Gelmiş bahar, geçmiş yazlar, ne eyleyim? Dinleyin derdimi, dağlar söyleyin. Bir haber verin, öleyim valla valla, öleyim billah billah, öleyim valla valla. Oradan bir haber verin, öleyim valla valla, öleyim billah billah. Çok perişan bağrım yaralı. Şu dünyada bir yar sevdim, el aldı. Halim çok perişan bağrım yaralı. Şu dünyada bir yar sevdim, el aldı. Konuşacak bir tek dostum kalmadı valla valla, kalmadı billa billa, kalmadı valla valla. Konuşacak bir tek dostum kalmadı valla valla, kalmadı billa billa, kalmadı valla valla. Konuşacak bir tek dostum kalmadı valla valla, kalmadı billa billa, kalmadı valla valla. Hadi bismillah, koyunla dayırdık. 3 tane koyun doğurmuş. 2 tane köşede. Güneye bağırıyor. Belli mi Recep? O yenge doğurmuş bak. Ha? Bu yenge doğurmuş. Gitme, Tengu'nun orada ha. Bir tane burada var. Recep bak, bu buzluğa karıştı. Neyin olduğu belli değil. Bir aç kapıyı, giysin ya, orada gidelim, çıkarız. Hadi. Zaten. Tamam bak, kalıverdi 3 tane işte bak. Aynen. 3 tane kuzu kaldı. Kes sen, getir. Tamam, koyunları getir. Evet.
Gel gel. Recep şu ilkine doğuluyor bunlar. Vallahi bilemeyiz. Gel. Pii. Gel. Ortalık karıştı. Heh, o senin bak. İyi. Şuna emdireceğiz. Gel. Hadi ya. Vallahi hiç ya. Bak hele meleğe kusunu almıyor. Gel. Şu meleğinin ki şu. Heh. Emememiş o. Onu... He? Onu ayıramışlar. Ememiş. Hadi ayır verelim tam. Şimdi... Ne böyle ya? Ne ettin bir yere döküvermişsin sen? La onu da dövdüğü bir şey olmaz. Olur mu? O koyunun şey memeleri büyük. Alamıyor buzu. Onu ayıracağız kutuya. Şunu yok bakalım. Onu hem dil verelim bir kere. Ha? Dur. Ya geçsin. Bunun göğüs de büyük valla. Büyük mü göğüs? Eyvah. Durmaya bir. Bir kere daha sallıyor galiba, alışır. Gel al kuzum al. Şu işte şu şu. Şunu. Gel. İyi. Onu yürü, tutacağız. Yürü, şu tarafa götürelim onu. Hadi yürü. Sen de benden geleyim. Koyun nerede? İşte. Sen elinde kuzu. He kuzu bende. Tutalım mı? Emdirelim mi buzu? Ya ya götür götür gel. Karışmaz. Dur kızım ne yapıyor ki? Oğuz. Ben şu kapıyı açıyor o kapıyı. Yürü. Kapıyı açtı. Ne yapacağız? Bak, kamzırı verelim ona. Bak, bak keçe gibi göre ya o. Tut da işin. Büyümüş maalesef. Bir de ucunu patlattırmadan hem dileme. Bir kere bir sık. Açık açık. Onu koyacağız mı? O burada, burada. Çıkar çıkar. Gel. Hey çık. Çık çık. Çık çık. Hey. Dur lan yavaş 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 yavaş. Yavaş. Çık 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 çık. Çık.
Hay çık çık. Daha bir denesi kaldı orada bakın. Kapıya dur bakın. Şş, çık. Şş. Su içmeye gideceksin. Sabahtan geceden beri aklın neredeydi? Ben... Hadi koşun koşun. Hadi 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 hadi. Küçükler kalıyor kalsın. Sel olmuşlar. Allah'ım neyse. Bulamadı abi. Bulamadı kusumuz.
Gege. He tamam tamam Ecef gördüm. 2 saattir ne meleğim. Gel. Gel burada gel. İyi. İyi. O da yatıyor. Doğdu yedi alıyor. İyi. O da doğmuş. O da ya gidiyor. O da ya, o da ya. Koyun bile kuzuyu kaybetti mi doğduğu yere gidiyor ilk. Yani orada sanıyor kuzuyu. Algaz. Lan. Gel bu da. Enik gelin. Kuzuların yemini yiyecek diye Recep o bak. Gel bu da gel. Gel. O burada takılıyor o da. Ne yediği de belli değil. Ne şu, bunların etenlerin hepsini bu yiyor. O hepsini yiyor herhalde. O kolay ya diyor musun? Sırtı balık gibi olmuş. Valla sana yarıyor ha hadi. Bu da diyor bekleyen alır diyor. Ama adam evi bekliyor. Hadi sabah işimiz bitti. Buz gibi bir dağ havası. Çok soğuk. Bir de siyor. Hasan abim keserle. Hadi Hasan abi kahvaltıya. Tüm takıverim de. Ondan sonra çalışırız kahvaltımız eder mi? Burada temizledim. Olmuştu. Geldin mi? Neredeydin sen? Ha? Neredeydin sen? Gece yapıyordu 4-5 günü. Geri. Bakalım. Sabah gelmiş. Gel. Karnı acıkmış da gelmişti bugüne. Dobürdek salıyor. Dolmuş bu valla. Dolmuş mu? Hmm. Neyse bir kahvaltı yapalım ondan sonra her şey olur. Bak hele. Otumanı hemen 2 dakika temizleyebilirim onu. Ondan geri edelim kahvaltı. 5 dakika süre ya. Aman dayı bu atlı vurma bana aşırı gider vurdum. Ha? Yavaş yavaş tamam. Aşırı kırdı. Şimdi ben aldım yavaş yavaş çıkarız. Dur dayı. Ha tamam dayı seni gider. Şöyle. Dolmuş valla zerredi. Dolmuş mu dayı? Dolmuş ya. Karşı görmüyor ama. Yaşa ya. Azıcık bir şey gözmüyor. Bu aşırı nerede dolmuş. Zobayı söndürmüyoruz ki ne olacak? 24 saat yanıyor. Çuvalına. Eski usulde. Yok demedi şey yok. Demedi yok mu? Hmm. Sen bir tane şey getiriyor ben sırık ayarlayacağım. Sırık. Şey çuval çuval. Çuval. Eski çuvallarına. Demirin ucuna bağlayabileceksin. Sıkılacaksın. Vay çuvalı orada bak. Necap. Oh. Şşt. Şşt. Ha işte. Bir tane oldu. Nerede?
Hayır, hey, bir tane de bal yapıyı versene bana oradan. Bal yapıyı, bal yapıyı. Yok mu yani? Al bak şunlar. Gel gel. Gel dayı. Dutu ezin şu an uzadın. Sen dur. Ben şunu al bakalım. Kudursun al mı? Buranın ucunduk kudur. Aldık. Tekmeden dökülüyor. Dolmuş iyice. Lan buluyu kırardım. Lan o kırardım. Niye bağladın? Ne şey yap lan? Şundan bağladım. Ya, olmaz mı? Olmaz. Allah Allah. Sıyıracak, gidecek lan. Girmen hiç değil. Lan nereye geçecek? Bak hele lan. Sert olması lazım. Bakalım oğlum lan, sert. Dur. Sen şunu alacaksın şunu, son bıraktığın çuvalı. Ting, bileğe bak. Son güne bana. Başına varıyor mu? Oradan çıkaracağız. Ha varıyor varıyor tamam. Asıl oradan değil. Çuvalı. Ha tamam. Oo. Kral kral. Baba bana. Ben bak bak. Bir de şunu ekleyelim tamam. Bir kalp dene bez getir silip edelim üstüne. Hadi. Şimdi ne edeceğiz biliyor musun? İlk önce odaya dağıtacağız. Evet. Şu kopiyi bir. Geri esnet esnet. Dur. Taşlar gitti. Gitti valla. İçine mi düştü? İçine taş bulacağız. En son yaparsın onu. Vur bakalım bu tarafa da. Tamam. Tamam erkek. Bunu şimdi. Tamam yer. Bravo. Ha. Tamam ostu. Tamam yer bura. Şuraya taş bulacağız dur. Oraya takacağım.
Şimdi ne diyor bulup bir şey çeker gibi çeker. Baca deliklerini açtım tamam galiba sana abi gidiyor. Hadi. Onu tutturacaksın şimdi. Onu fangır fangır. Geldim.
Şuna bakar mıyım? Sulağa geldi bu arada da. Çabuk gidiyor, bitiyor. Az geliyor. Bu arada bitti. Tamamdır. Hadi güle güle. Herkese selamünaleyküm. Ben İlkay Tınaztepe. Kanalımıza hoş geldiniz. Dağda yaşam ailemize selamlar. Yeni gelen aboneler hoş gelmişler. Hasan Dayı, sağlam bir gün, mutlu bir gün istiyorsan efsane bir kahvaltı yapman gerekiyor. Biliyor musun, değil mi? Sabahın bereketi her zaman ayrı oluyor. Girdik sabah, koyunlarımız doğurmuş. Şükür. Tilki yaşıyorduk bir haftadır. Bir de çakal olayımız oldu. Araya çakal da girdi. Saddam'ın çakalla acaba Recep Saddam çakalla karşılaşsa ne olur? İnşallah onu da bugün bir deneriz. Denemeyelim. Deneyelim. Yok, biz doğayı seven bir insanız. Her zaman doğadaki canlıları koruyan insanlar olarak hani Recep dedi ki çakallı dedi Saddam bir göstereyim hani ne yapar dedi. Bir tek köpek Saddam çakala karşı hani hissi ne olur dedi. Biz de çok merak ediyoruz. Ama dediğimiz gibi doğa hayvanları biz dokunmuyoruz. Doğadaki herkes kendi mücadelesini kendi veriyor. Tabii her canlının canı var. Üzülüyor insanlar. Niye üzülüyor? Tabii. Akşamları görmüyoruz. Yani köpeklerimizin 2-3 tanesi de salık. Doğa olayları diyelim. Doğa olayları. Güzel eşleşmelerimiz de oldu. Kahvaltıyı yapıp biz işlere geri devam edeceğiz. O eşleşmeleri de gösteririz sizlere. Hep beraber bakarız. Başlayalım. Paylaşalım. Abone olalım. Başlıyoruz. Bu arada İlkay eline sağlık. Kuzu etinden yaptı şeyi. Bugün farklı bir şey olsun istedim. Sabah kahvaltısında. Köfteyi. Patates kızartalım falan diye dedik. Madem köfteli patates yapalım. Aynı kızartma gibi oldu. Ama güzel olduğunu da eminim. Ama köfteler de çok güzel olmuş. Ama ya gözüne de olan bir şey sobada zaten Recep ayrı bir tat oluyor. Yani ne dersen de oldu olan her şey daha süper oluyor. Her zaman da biliyor dağda kahvaltı yapmak inanın çok güzel bir şey. Yani insan böyle bekler ya sevdiğini bir şeyin gelmesini yani sabah kalkınca yani ilk işimiz kahvaltıda ne yapalım dağda yani doğada ilk önce çalışıyoruz sonra kahvaltıya geldiğimiz için her zaman deriz kalkmaz insan kahvaltı yapamaz bir saat sonrası
daha güzel. İlk önce hayvanlarımızı düşünürüz diyelim biz. İlk önce hayvanlarımızın karnı doysun, ondan sonra da bizim doyar Allah'ımız ve dersek. Yataktan kalkar kalkmaz dama koşuyor. Boyun buluyorum falan diye. İster istemez zaten oraya gidiyoruz. Hadi hep beraber afiyet olsun diyelim. Hadi buyur bakalım. Bak sen. Gelin 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 gel. Gel. Yemek yeri gel gel. Bakın efendim nereden geçmişler şimdi. Lan kapı var lan. Hadi gel gel hadi gel. Ne bakın gel. Bak kardeşlerim bitiriyor vallahi boş. Hah. Islığa alıştırıyoruz Recep. Islığa alıştığına... Bu ne güzel yer lan. Şipir şipir. Ulan sen yoksun. Recep şu annelerini de bağlayalım. Şuraya kapatıyor lan abi. Hadi 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 hadi. Bir tanesi bal da bir tanesi yok. Hadi. Sen gel buraya. O hangisiydi? Ha o mu yakaladın? Ha yakaladım. Aç aç. Gel gel gel. Yürü yürü kuzum var. Nereye gidiyorsun sen? Bakalım hangi köpekler geçecek koyuna. Bu aralar erkek bırakamıyoruz. Erkek köpekleri sadece dişiler gidiyor. O da yani işte bal kız yok. Diğerleri yok. İşte yudumumuz. Yudum hemen göreve geçmiş. Recep ok gibi oldu bu da. Hamilelik bu köpeğe yakışıyor. He, bayağı güzelleşti. Aynen hamilelik yakışıyor bu köpeğe. Kız hadi. Yudum da çok agresif bu aralar. Çakal vakamız var ama çakalı çekmeyelim Recep. Boş ver. Biz şimdi aileler de izliyor. Yani bir sevmiyorum ben öyle şeyleri ama şöyle yaptık. Sattamı zaten sattama huyunu biz bildiğimiz için sattam böyle doğada gördüğü bir şeyi ölü de olsa affetmeyen bir köpek. Atmayalım. Yani doğaya da karşı çıkmayalım. Yani bir şeyin ölüsüne bile saygı duyalım. Hiç gerek yok. Çünkü Saddam onu gördüğünde biz biliyoruz. Recep'te bir küçük bir kokusunu aldırdık da köpeği zapt edemedik. Yani saniyelik de olsa bir şey göstermek isterdim ama ben üzüldüm. Gerek yok. Kokuyu hissetti. Az çek bakayım Recep. Bakın arkadaşlar. Şaka. Yine de bakarız. Instagram'dan takip ederseniz hikayelerde atıyoruz ara ara. Necep yine çobansız sürü. Devam. Çobansız sürümüze devam ediyoruz. Kim gidiyor koyuna? Koyuna bir, iki. Yudumla al kız var. Şişt, öyle mi gitsin koyun? Buradan mı gitsin? Gitsin bildiği gibi ya. Bir de o köyden getirdiğim dişi var Recep. Biz onu niye göstermedik? Biraz madde, zayıf olduğu için biraz toparlasın dedim. Toparladı iyi oldu. Recep makine bir dişi. Mahlukat hastası bir dişi.
o fırtınanın yanında gelen dişi. Ama o şey değil. Biz onu bundan 3-4 yıl önce Erzurum'dan gelen bir köpekle, yani Anadolu çoban, yani bizim eski köpeklerden öyle bir dişi. Baba soyu da normal bir Anadolu çoban köpeği ama karakter huyu olarak da bambaşka bir köpek. Yani bugün bakın, çobansız süreye takıldı gidiyor bakalım. Çobansız süreye sağlık bugün. Az da onunla gelsin dedim. Recep, elimizde mi var? Köpeklerimizde mi var bu şey, beceri? Ben de anlayamadım ama o köpeğin de annesi yine bizim ırklardandı. Zaten o kanı taşıyan her şey bizi yanıltmıyor. Sadece bir yavruyken bizde koyun da biliyordu. Aynen biliyordu. Bugün de çobansız süreye takıldı gidiyor gitsin, bakalım. İşlere bakalım. Gıdonla da arası da takip ederiz. Olmazsa Recep koyun gütmeye gider. Çeker orada. Ya değnek orada iyi kay. Hiç koyun gütmeye gitmeyiniz der. Arası da gideceksin Recep. Koyunla çek ya. Eline verelim. Kamara burada. Eline değnek orada bir tane devam. Tamam. Drone'la gidelim. Bir de sen arası da motosikletle gidiyorsun. Ben seni drone'la motosikletle izleyelim. Güzel olur. Yukarıdan çeken seni. Öyle yapalım. Başlayalım. Ne yapıyoruz? Her şey gelişi güzel. Ne gördüysek akşama kadar onları çekiyoruz. Devam. Hasan abim ata bakıyormuş. Atın samanını. Oh. Leyn. Oluş. Hasan abi biz buna binemiyoruz ya. Bunu değiştireceğiz bahtı da. Değiştirelim mi edelim? He? Bunu valla kardeşim bunu böyle bakmana olmaz da. Ne çıkıyor bunu ya? Güzel var. Bir insana verelim tam bunu biz tamam. Valla ta kardeşim valla. İkimiz buluşalım. İkimiz bu işi yapamaz mıyız binsek? Bize, bize atabilir mi? Valla değil. Biz gibi güçlü insanı atacağını tamam zannetmiyorum ben. Öyle değil de. Böyle diyelim. Atabilmek için aldığım derece şey olacak. Gem. Gem var. Gemi de var. Var. Her şey var. Gem var. Bunu... Attan bilen adam lazım. Biz hiç bilmedik ya. Ben de atabilmedim de. Sen bilmedin mi hiç? Olmaz. Hiç sen olmaz da ya. Eşe bindim de atabilmedim de. Vallahi değil. Ne bileyim. Bunu valla isteyene. Bunu tam verelim bunu biz. Bunu bir yetiştirecek olana verem de biz. Satalım bunu biz. Kendimize atalım. Tamam. Başka bindiren. De kıyamayalım bunu. Biz çocuktan büyüttük bunu. Güzel. Hayvan yani, güzel de işte hayvan da, kuruyorsa maşallah hayvan. Şey. Ufukan da kıyamadık binmeye biz bunu. Şimdi de 3 yaşına girdi. Küçükken bindirdiler. Bu sefer de büyümez binmeyin yazık dediler. Al şimdi bu at kocaman oldu mu? At. Bu sefer de... Ata bakarsın olay. Ata bakıyoruz da üstünde binen yok. Aynı işte şeyin gibi. Şöyle Cüneyt abin. Ana Cüneyt Tarkın gibi adam olacak. Cüneyt abin gibi buna şey olacak, at olacak buna tabi. Adam abim, olacak. Cüneyt Arkın. Köloğlu filmindeği gibi nasıl yetiştiriyorlar? İşte onlar gibi. Yani, onlar gibi Cüneyt olacak. Cüneyt abin gibi olacak. Ben adam binelim buna da. Düşersem işler kalır. Vallahi şey değil, Allah korusun ya. İş düşerseniz işler kalır. Devam. Biz atı, biz ata bir soyunu yemin verelim devam. Bunu biz tabi gidelim de. Nerede bunu biz... Bunu da verebiliriz. Aynen Hasan abi aynen. Recep nereye gittik? Recep bizi... Şurada de ya. He. Yeah.
İki günlük. Gerçi odunluğumuzun yarısı da dolu. Kış da olmadığı için yeter herhalde. Kış gelecek, gelecek de odun ne diyoruz ya, kış gelmedi bize. Geçen senin odunluğu dekleştireceğiz buna gidersen. Kar yok. Kar yağmur. Keşke ya Rabbim Allah kahve versin de. Cenab-ı Rabbim kahve versin. Hasan abi. Olmaz. Ta kardeşim. Kar yağmadı mı? İşte onun ya. Ümidindeyiz. Her gün kar yağacak diye bakıp nasıl yatıyoruz. Yok. Ya. Sevemeyiz Allah. Bulaşıkları yıkayalım. Kadınca gibiyiz maşallah. Anam may, bulaşık çok olur mu? Ya Recep, hep yağlı yemişiz. Full yağlı. Bulaşık bir olsun. Isyaklı ya, uyup doğada ne düşecek? El arabası devrildi Hasan dayımın. Recep, çakalın. Ölüsünü biz, ben ilk defa çakal gördük biz dağlarda. Eskiden çakal falan yoktu. Recep ölüsünü göstersin çakalın da. Görmeyenler de görsün. Şöyle kütüğün üstüne çıkarıvereceğim. Recep bu dağ hangi cesaretinden geliyor buralara ya? He? Vallahi yatırmışlar oraya. Hani gece gelmiş herhalde. Değişik bir şey. Değişik bir hayvan türü. Evet, tamam. Şimdi ne bazen kalktı. Kalmaya da olurdu. Bugün gitti herhalde, bayağı gitti. Koyun gelir mi? Koyun gelir. Ne kadar olmuş. Vallahi hep yağlı. Ya. Güzel. Ya ben de yukarı. Cipten daha iyi herhalde o. Valla cip falan şurada da bu. Görmeyin et sana. Kırmam ki cipleri. O bulandı biraz daha. Sen şu altıdan dolduralım. Şöyle, ondan sonra bir daha. Şurası biraz derin dayı. Kaşık düştü. Kaşık düştü, yıkar. Bunları bir daha yapacağız ıslaklığına. Bu ön temizlik ve evde ıslaklığına ıslaklığına bir daha. Sen oyuna git. Kargalara bak. Kargalar uçuyorlar. Koyun bayağı mesafe almıştır o döner koyun. İşte yine öbür ne kütler. He? İşte öbür ne kütler. Sen öbür verin de. He. Kuzlar ne? Öbür olur mu? Ne yaptığını yemeye bir şeyler edelim bari. Ne çek? Bugün hava güzel. Ne yapalım biliyor musun? Ha. Ateşimizi yakalım suyun dibine. Suyun dibinde miydin? Aynen. Köşeyi içelim bugün. Değişik bir şey yapalım. Bir de mangal edelim. Balkonda edelim ya bu şey. Bir de yorgunuz. Kim uğraşacak şimdi? Getiririz bir şey olmaz o. Suyun dibine gelelim. Tavayla kurgun eritirden bir şey edelim ben. Boş ver sen. Balkonda yürütürüm.
Ateşimizi yaktık. Gidelim, gelelim oradan. Ne Fatan abi? Yemeğimi de yiyelim, akşam oluyor zaten. Yani. Kay, kendini düşünmüşsün, bize yok. Giyin ayakkabılar aldık. Lastik, eski lastikler hocam. Bunlardan dağda falan kaymayalım. Dağlarda. Aynen. Bugün onayı verdik zaten ama. Aynen. Bak. Attanı çıkar bakın. Ayakkabı dayanmadı ya. Yok. Yırtılıp duruyor. Ne edeceksin? En güzeli bu aslında. Vallahi eskiden zaten bunu giyiyorduk. Mermi gibi. Aslında koşuculuğa bunlardan geçecek. Kayın da yok gibi. Dağın ayakkabısı. Çocuğu kan giyiyordu herkes bunlardan. Aynen ya. Biraz daha bunun kalın değil mi onunla? Bir de çorapsız gelsin, suları simsiye olurdu biliyor musun? Şöyle suları simsiye olurdu. İyi sen var hadi. Çeken bir. Tamam eksik bir şey. Her şeyimizi getirdik zaten. Hayır, ben biraz... Var ya bu son mangal işimiz. Aynen bu son olabilir. İnşallah yağsın gal. Harik. Evet şimdi Recep'i diyelim. Motorla koni çıkacak yukarı zirvelere. Yani biz yıllardır bu dağlarda motorla açtığımız izlerden gidiyoruz. Kendi patikalarımızdan. Onu öyle izleyeceğiz. Çünkü motor yolları yok. Biz bu patikaları kendimiz açtık motosikletle. Gidip gele. Yollarda zaten yukarıdan göreceksiniz motosiklet yollarını. Yani bir 5 yıl 6 yıldır motosikletlerle böyle çıkıp inerken patika kendimize dağlarda yollar yaptık. Kendimiz. Yoksa önceden bu dağa böyle motosikletle falan çıkamıyorduk biz. Bakın belki yukarıdan falan size düz yol olarak görünebilir ama değil. Yani riskli, çok riskli. Biz alıştık buna artık. Dağlarda motor kullanmaya alıştık. İlk defa da böyle bir drone ile görüntü alıyoruz. Motosiklette giden bir görüntü. Ama güzel bir görüntü. Recep'i izliyorum ben drone ile. Gittiğini izliyorum. Koyuna gidecek. Şu an dik, çok dik dağdan gidiyor. Aşırı dik bizim bu dağ. Drone ile yatay görünüyor ama öyle değil. Çok dik. Baya böyle hep yüz yukarı çıkarıyor motorla. Öyle çıkıyor. Farklı yoldan gidiyor. Sağdaki yoldan gidiyor. Aslında soldaki yol daha düzgün ama soldan da iki çıkışı var buranın. Başka çıkışı yok. Onu da biz biliyoruz motosiklette sadece. Recep zor yolu seçti. Çünkü koyun yukarıda diye gidiyor. Yani bu yönde diye gidiyor. Yani patikadan çıktığınız an düşersiniz. Öyle hissedin. Yani patikayı bıraktığınız an düşüyorsunuz. Şöyle yukarıda bir koyun var. Oraya gidiyor. Evet orada bir koyun var. Recep bak aşağı iniyor. Şimdi aşağıdan girip yukarı gidecek patikadan. Bunlar bizim motosiklet patikaları. Bakın şu an çıktığı yer inanılmaz bir yerden çıkıyor. Yani çok yüksek. Oradan da bir köpek geliyor ama bizim köpeklerden değil o. Başka bir sürü köpeği. Evet, başka koyuna geldi şu an. Bizim koyun değil bu. Recep nasıl çıkıyor? Köpekler ısırmasa bari. Evet, bizim dayımızın koyunu bu. Başka sürü.
Kaldı o da. Evet, eliyle çıkarıyor. Bakın motoru. Yoksa çıkamaz yani. O kadar dik ki. Bu arada koyun bizim ağır yönden inmeye başladı. Çanlar geliyor. Recep boşa çıktı. Evet. Koyun geliyor. Ben buradan duyuyorum koyunları. Recep boşa çıktı oraya şimdi. Arayayım ben Recep birazdan şimdi. Koyun aşağı eve indi diye. Aynen. Benle görüşüyor şu an. Koyun aşağı indi, aşağıya geri gel diyorum. Evet. Koyun da bakın nereyemiş. Sol taraftaki patikadan gitseydi koyunu görecekmiş ama yanlış patikadan çıktığı için koyunu göremedi. Koyun zaten diğer derelerden bizim evin ileriki deresinden iniyormuş aşağıya. Koyun burada bakın. Recep yanlış gitti yukarıya. Koyun eve geliyor zaten. İşte al kız. Yeni getirdiğimiz dişi köpek. Bakın şu. Bak koyun nasıl sahipleniyor. Oturmuş bekliyorlar koyunu. Süper karakterler. Harika köpekler. İşte biz bu yüzden çoban fırsızı yapıyoruz. Eve gelelim. Recep haberi verdik. O da iner şimdi zaten eve. Hep beraber aşağıda buluşuruz. Hiç olmazsa odun getirin diyor bana. Çıktım diyor ama ben onu motorla drone ile çekmek istediğim için çıktı. Güzel bir görüntü oldu, güzel oldu. Yani bizim motosiklet patika yollarımızı görmüş olduk. Şöyle biz de Hasan dayımla suyun kenarında Zemre ayında bugün böyle bir közde çay bir şeyler yapıyoruz ama süper ama. Acayip de rüzgar var. Drone'u zaten uçuruyor rüzgar. Yukarı geldik. Tabii koyunları bulamadım da. Gelmişken bizim suyun çıktığı yer burası arkadaşlar. Tıkama falan olsaydı burada su büngürdü böyle yukarıya ama öyle bir şey yok. Bırak gittiği için su hala yok. Şurada da mahzenimiz var. Mahzenimizin bulunduğu bölgede burası. Yani bir tıkanma gibi söz konusu bir şey değil. Kuraklık olduğunda. Bu taşın arkasından geliyor su. Bizim aşağı yayla ile mesafesi, suyun olduğu mesafe tam 800 metre. Biz koyunumuzu ararken koyun aşağıya inmiş, ilk ayarladı. Boşuna çıkma yukarı, aşağı indi. Yukarıda çıkmış bulunduk. En azından rüzgar da çok yukarıda. En azından boş gitmeyelim dedik. Kuru odun yaptım. Şimdi doğru aşağı ineceğiz. Recep geldi, boşa gitmiş. Daha aramayaydın, giderdi. Vallahi ben drone'dan seni izlemesen maya. Koyun var diyorum ben size. Sen bayağı gideceğimsin. Koyun şuradan emmiş koyun. Öteki dereden emmiş. Gelsin, boşa gitmedi odun gerçekten. İyi odun bari. Bunlara da bakaydın. Baktım, bunlara da bak. Yok. Su yok mu? Kapalı olsa büngür böyle. Demek bir şey yok. Neyse, gelmiş oldum. İyi oldu.
Hemen drone'la motoru izlemek iyi. Acaba gidiyor böyle. Oo ne güzel kaynıyor. Ecep. Sapı delini yakmasın. Anladıyorsun kan, zemberde mangal yaktık, hava böyleydi diye. Ocağın ortasında. İlk ay duruyor kaynama. İyi kaynama. Kaynamaz. Şöyle yeter, bunun çayı iyi çıkıyor. Fazla attım da simsiye oluyor. Azaltalım. Kapat. Oo. Boyun da geldi şuraya. Yani koyunun yanında içer gibi olduk yine ya. Değişen bir şey olmadı. Ha, aynen. Oldu? Zaten dağdayız. Orada iyi. Şey yapalım. Köpekler Recep. Vallahi süper ya. Gördükçe. Bugünkü dişi nasıl? Ona baktın mı? Oo baktım içinde böyle. Oo. Bu çobansın sürü gerçekten hayatta hafızalarımızdan silinmeyecek bir şey. Orada koyun vardı, sen girdin. Başkasının koyunu. Dayımın koyunu. Başkasının koyunu. Dayımın koyuna girdin. Sizin koyunu tanıyordu. Ece burayı direkt gitti. Yani güzel. Ocağın. Bugün 20'si. 20'si. Bugün 21'i 22'si oluyor artık. Video yapacağız. Yani Ocak ayının sonunda. Hasan abi böyle bir şey. Şunu yiyelim. Bilge dişiyle yargıçı eşledik. Şimdi boğaçın da sahibi gelecek madem. O da gelsin. Şöyle bir köpekleri çıkartalım. Neyle ne eş yapacağız. Sistem değişti. Yine eşlediğimiz köpekleri gösterelim Recep Tatlam'la. Hadi geçelim. Şu iş bittin hemen mi? Hasan abi yiyeceksin. Efendim. Ya da yaşam çocuklarım. Ya da yaşam çocuklarım. Şeyi ye bakalım beğendin. Nefis. Nefis kardeşim. Allah şimdi rahat gelsin. Amin. Herkesi. Herkes. Cümlemizin. İşin nasip etsin inşallah. İlk ay yine patates attık yine. Sabah yedik yine patates attık içine. Patates olmazsa olmaz. Yani zevklik yarayacağız. Vallahi elim. Hasan abi merak edenler var. Hasan abi kim diye. Hasan abimiz mağlulen emekli. Kasabada yalnız yaşıyor. Hayvanlara olan da bir sevgisi var Hasan abimizin. Hayvan sevgisi. Tabii. Hayvan sevgisi. O yüzden Hasan abimin kasabada canı sıkıldığı için beni diyor böyle haftada 3-5 gün, 3 gün, 4 gün gelip giderken götürün diyor. Eğlendirirse. Sizinle size de yardımcı olayım diyor. Burada köpekleri seviyor. Hasan abim kafasına göre takılıyor anlayacağınız. Ama dağı çok seviyor. Kasabada canı sıkıldığı için. Karşımı dua çekmek. Bizler de çok seviyor. Bu yüzden geliyor gidiyor. Hasan abimiz öyle bir insan. Sizler insansınız. Hasan abim. Vallahi seviyorum değil mi? Dağ sevilmez. Aynen dağ mis gibi. Tabii oh ki. Diyor. Ben sana sevilmezsin. Daha sabah ya. Sporlarına başlayacağız. Beraber ya, işte abi. Ben sabah sevmezsin ama ben var buraya gelmezsin. Aynen. Buraya. Aynen Hasan ben abi. Ben bak dini dua çok seviyorum. Allah şimdi dua rahat gelsin. Şey amin amin. Kardeşim Hasan dayım benim. Hasan abim. Siz o başkasınız. Sen mutlu ol. Biz senden mutluyuz bak. Ya siz var. Nesiniz var? Bozmayın ikiniz. Ben aynen. Şey istemiyorum. Şöyle Allah herkesin neşesini bozmayın. Hasan abi. Allah herkesin neşesini rahat gelsin. Böyle birisi. Seviyorum. Sokak hayvanlarına da bakıyor bu arada. Kasabada 4-5 tane köpeği var. Kapının önünde. 6 tane. Alt tane mi? Alt tane oldu. Onlara da dışarıdaki yani sokak hayvanları var. Kapı, Hasan abimi terk etmiyorlar. Onlara da bakıyor. Onlar insan. Buraya geliyor. Bütün köpekleri sever. Hepsiyle oynaşır. Yani beğeniyor. Seviyor bu işleri. Hayır bakma. Sevap. Ateşimiz oldu. İlk ay. Tamam. Hayvanın ağzı yok. Dili yok. Gel İlk ay. Köşeye aldım. Ateş oldu. Şunu koyam. Ecep. Buna da düz ekmedik. Bak, ayakkabılar yakıyor. Bunlar yok valla, buna da bağlı. Nasıl ayakkabı demeyeceksin İlkay? Bir tane daha şöyle bakın Hasan abi. Büyük şu an telefonu. Şu da olabilir. Şunu yapalım dur. Ha onu edelim bizim. Şunu yapayım. Alalım. Şunu. Dur şu an ya. Bakın ben ayarlayayım.
şöyle yapacağız. Hah, bak gördün. Tamam, oldu. Tamam. Abi, ya şey gayrı. Sen garip daha var, şey düşünmüyor. Hemen aç. Seni de alıyor. Hadi. Bismillah. Otur atan değil. Hadi buyur. Şimdi akşam oluyor. Akşam oldu zaten. Akşam oldu. Şey, daha yeni buran kalacak. Senin dişler yok. Ekmek ısırıyordum baksana yumuşacık. Ortalarını ye. Ona göre çıkar ama çıkmasın ayına doğru. Hadi afiyet olsun. Evet, ekip geliyor koyunlar. Hey! Ya. Gel buraya gel. Hey! Hey! Sit! Hey! Köpekler bu arada kızgın, birbirini tanıyamıyorlar. Durum. Vay. Hadi, hoş geldiniz. Necap, Boğaç'la Aybike eşleşmesi oldu. Vallahi gümbür gümbürüz. Madem gelmiş, Boğaç'ı çocukluktan yetiştirip büyüten, yani kardeşimiz bizim, bu nesle o da koruyup sahip çıkıyor. Bizle beraber, yani dev eşleşmeler oluyor. Madem. Buyur abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne görüyorsun? Nasıl oluyor? Valla abi efsaneleri yaşayacağız herhalde. Aynen. İnşallah senin dişi değnikle temennimiz o. Zaten aynen buradaki yavrulardan da büyüdürsün yine. Büyüdürüz abi. Ama sıkıntı yok. Emek olmadan bir şey olmuyormuş, gördün değil mi? Aynen abi. Arkadaşlar öyle. Öyle karakter ki bir köpek ki madem yokken bile
Yani yerini benimseyen, alanını benimseyen bir köpek. Madem burada hiç yabancılık falan çekmedi, sanki burada doğmuş muymuş gibi. Aynen abi, hemen adapte oluyor zaten girdiği yerlere. Yani herhalde köpekler, bilmiyorum, kimi köpekler kan bağında olduğunda karakterleri aynı olduğu için herhalde o şekilde yadırgamadı. Aynen. Ama süper oldu. Dev yani. Kuyu daha da gerilerden yavrular bulacağız. Nesli bayağı genişleteceğiz. Yani her zaman dediğimiz şey ne? Çıkan yavrular babadan anneden daha üstün genetikte yavrular üretme hedefimiz bu zaten. Allah razı olsun. Ha, hedefimizde de ulaşıyoruz. Yine diyorum, gelen alttan yavrular anneyi babayı aratmayacak. Tıpkı bunların olduğu gibi. İşte boğaçta ta dedelerini hatırlatıyor bize. İşte bu kızlarımız ta ninelerini hatırlatıyor bize. Biz bunların dedelerini gördüğümüz için o mutluluğu yaşıyoruz. Daha da eşleştirmeleriniz olacak. Necdet, büyük bir çiftliğe dönüyoruz. Köpekli oldu. Evet. Saptamı iki dişimizle eşledik. Yargıcı bir dişimizle eşledik. Boğaçı da şu anda bir dişimizle eşledik. Dört eşleşme gerçekleştirdik şu anda. Evet. İki tane daha var. Altı eşleşme olacak. Sayımız da bayağı ilerliyor. İlerlesin. Yani soy sağlam olsun ki sayının önemi yok. Soyumuz sağlam olsun. Nesil sağlam olsun. İyi köpekler olsun. Ne böyle dev olsun. Yani ufak köpekleri göstermeyelim mantığında. Yani biz aradığımız köpekler böyle büyük dişiler, böyle büyük erkekler. Eşeği tuttuğunu sürecek dediğimiz bu. Zapt edilmeyecek köpekler. Bizim eski işte her zaman diyorduk ya, adamın üstüne binermiş köpeklerin. Yani eski kangalların. Eski kangallar tuttuğu bir şeyi kemiğini kırarmış. Yani görüntüde aynı şeyler. Recep'le zaten bugün ayrı bir olay yaşadık. Saddam konusunda da yani biz de inanamadık. Demek ki köpeğin çenesi bayağı da bir farklı oluyormuş. Onu da Recep gördü. Recep, tamam. Gidelim mi? Yavaş yavaş toparlayalım. Akşam oldu. Ha, güzel eşleşmelerimiz oldu. Güzel bir gün geçirdik. Yine bir gün, mutlu bir gün akşamına geldik Recep. Tempolu bir gün geçirdik. Tempolu bir gün geçirdik. Her gün aynı bir tempo. Günler kısa. Zamanın nasıl bittiğini aynen bilmiyoruz. Alt oldum akşam. Arıyorum hemen. Aynen. İyi oldu. Bütün işlerimizi yine gördük. Yavaşlattık yine. Vay dayım benim. Teşekkür ederim. Hasan abim mutluluk kahvesi getirmiş. Ne getirdin Hasan abi? Çikolata mı? Akşam şeysi, yorgunluk takviyesi biz. Yorgunluk takviyesi, he. Yorgunluk çikolatası, çikolata içi yiyorlar. Babamıza baktık şimdi, yani boyumuzdan çıktık, köpeğimize baktık şimdi. Şimdi tamam. Tabii ki yorgun, keyif çayı içeceğiz. Keyif çayı, balkonda şöyle. Manzara. Manzaramız şöyle. Bulutlar çöküyor. Kardeş. Güzel, Necep. İki sattam eşleşmesi, iki yargıç. Bir bu oldu, beş olduk şu an. Bir tane de boğaç oldu. Aynen, beş oldu onunla. Bu sevgi bizde tartışılmaz. Bizim ayrı bir sevgimiz var bu köpek olayına. Tabii buna herkes şahit. Bilmiyoruz, bu iş daha da ileriye gidecek. Bu köpeklerin her doğan enikten kendimiz de koymak istiyoruz. Köpek çokluğundan koyamadığımız oluyor, üzülüyoruz ama bu batımlardan koyacağız. Bizim sadece şimdi yapmamız gereken herhalde bir 15 gün içerisinde 5 dişimiz yavru yapacak. Onun için içeriye doğumhaneleri düzenlemek lazım ilk ay, yani tek tek böyle. Aynen. Şu orası olmaz, buraya bir şeyler yapacağız artık. Şubat sonunda doğumlar başlar. Bizim o zaman bir ay önceden, bir 10 gün önceden veya bu işi yani elimizden geldiğince iyi i̇çeride bir şekilde içeride mi yapacağız, nerede yapacağız? Vallahi bir taraf olmaz artık da şu kısma yapacağız. Bayağı kalabalık olduk. Seviyoruz. Allah ya Rabbim herkesin sevdiğine göre hobiler versin. Herkes sevdiği şeyleri yaşasın. Amin. Bizim de sevgimiz, hobimiz bu. Dağda kalmak, hayvanlarla iç içe olmak, köpeklerle akşama kadar böyle eğlenmek. Bizim sevdiğimiz şeyler bu. İnşallah bu sevgi adına da bir yerlerde hani
görülüp takdir alıyorsak da ne mutlu bize. Tabii. İnsanlar da çok mutlu oluyor. Bizler de çok mutlu oluyoruz. Sizlerin sayesinde gerçekten. Ben herkese de teşekkür ederiz. Herkesten Allah razı olsun. Orada da dişi nasıldı yani bugün? Koyunda maşallah. Onu da söylemem gerekiyor. İlk şimdi... defa bugün mesela gitti. Hayatta bırakmadan. İlk defa. Ama can... yudumla öbürküsüyle de eş olması güzel bir şey yani. Aralarında hiçbir şey yaşanmadı bugün. Ya yudum anlayışlı köpek. Alkız da anlayışlı. O yüzden. Burada bir anlayış... Balkızı koy vermedik. Balkızı salsan balkız sıkıntılı köpek. Hemen arayı karıştırıyor kardeşiyle. Can kızı kedi araya soksak can kız yudumla eş tutuyor. Farklı köpeklerin huylarını da bu arada biliyoruz. Bir de bu kış ayı eti yiyorlar. Ondan sonra birbirine saldırmaya başlıyorlar. Evet, biraz da hareketlilik yok. Bir de az daha sayımız çoğaldığı için herhalde o yüzden oluyor. Artık birbirinin kokusunu tanıyamayıp birbirine dalanlar oluyor için böyle. Da aşarız. Bunlar aşılmayacak konu değil. Nasip olursa Allah büyük. Bizim de amacımız, tek yegane amacımız böyle 5-10 tane kafes yapıp hepsini iç içe durdurmak ama her şeyin bir zamanı var. Biz her şeyin en iyisini yapmak için yavaş yavaş hepsi yavaş olur yavaş inşallah. Olacak hepsi. Var mı söylemek istediğin hocam bir şey? Günümüzü kısaca özetledik. Sabah başladık. Akşam yorgunluk kahvenimizle. Nasıl oldu dayı bugün? Güzel. Memnun buldun mu yani? Memnun tamam. Yani. Allah razı olsun. Benim bugün eğlendim. Ben sizi... Dayı bugün hiç durmadık ya. Ama biz dayımızla ilk ay kararlaştırdık. Dayı pazartesi gün ikimiz gidiyoruz. İlk ay burada. Nereye gidiyoruz? Hamamlara gideceğiz. Hamamlara mı? Hamamlara mı? Dayımla... Ben niye gelmeyeceğim dayı? Götürelim de. Burada bir kişi olsun artık dedik ya. Burada bir dahaki var. Haftaya da dayımla sen gidersin ben artık. Ben saymanım. Ve devam. İyi gidin. Allah etme dayı ya. Valla. Ben dayı. Dayı bir de sana ben şeyden böyle neydi o? Kaydıraklar var ya. İyi bir yere gidelim biz seninle. Tamam gelin. Doyasıya da eğlen o gün. Sizler için ben var burada sıcak ortamda. Ben mutluyum burada. Sizler biz de ya biz de sen de çok mutluyuz Allah burada zaten. İnsanlar İnsanlar mutlu olduğu yerde kalmalı zaten dayı. İzleyenlerden Allah razı olsun bize izleyenlerden. Aynen. Selam saygı sunuyorum bunun adına. İzleyenlerden. Herkesin Allah razı olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Cenab-ı Rabbim herkesin işini gücünü rahat getirsin. Amin. Gece oluyor, kamanın gürültüsü bile kararmaya başlayacak. Evet. Yavaş yavaş. O Allah herkesin oluyor. İşini rahat getirsin diyelim. Herkese Allah buradan kucak dolusu selamlar her yere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. Videoda bir kusur işlediysek de affola. Paylaşalım. Hayat paylaştıkça güzel. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Yerim buradan iyi akşamlar diyoruz tarafta. Muhammed Uğurlu'ya selam, saygılar söylüyoruz. Yeğenim. Bizi izlemeye devam edin. YouTube'dan yeğenim. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Ne yapıyorsun? Dağda yaşam sucuklarını yiyorum. Nereden aldın oğlum dağda yaşam sucuğunu? Ben bunları sipariş ettim şuradan. Yani tatları 10 numara 5 yıldız. 5 puanımı da çakarım. He. Ve tadı 10 numara yani. Size tavsiye edebilirim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yani her... Veren el olalım, alan el olmayalım. Bu etiketimizi de koyuyoruz içerisine.